Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğramaz? Getirelim arkadaşlar. Mesela oğul, oğlu olsun. Ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Bakın düşme oldu. Resim, resmin olsun. Gene ünlüyle başlayan inekini getirdim. Bakın arada düştü şu i. Kirpik, kirpiği. Burada düşme olmadı. Burada yumuşama oldu. Cevabımız geldi. Kahır, kahreden olsun mesela. Kahreden, bakın etmek getirdim. Ünlüyle başlıyor ve düştü. Ağız, ağzım. Ünlüyle başlayan bir ek getirince bakın ağzım oldu. Aradaki ı düştü. Cevap C. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesine ulama denir. Buna göre dizelerinde kaç ulama yapılabilir? Birlikte okuyup yapalım. Yani ne arayacağız? Ünsüzle bitip ünlüyle başlayacak. Nereden esiyor? Bakın ünsüzle bitti, ünlüyle başladı. Burada bir ulama var. Sonra devamında yok. Bu şerbet gibi hava nereden yok. Çiçek açmış. Çiçek ünsüzle bitiyor, ünlüyle başlıyor. Açmış ağaç. Bakın şey ünsüzle bitip ünlüyle başlıyor. Gerisine bakıyorum. Hangi kızın rüyasıdır? Yok. Yani 3 yerde ulama yapılabilir. Cevap C. Türkçe'de bazı ekler büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örneklen bir kullanım vardır? Neydi büyük ünlü uyumu? Kalın ünlülerle başlarsa bir kelime, kalın ünlülerimizi yazalım. A, U, I ve O. Kalın ünlülerle devam eder. İnce ünlülerle başlarsa ince ünlülerle devam eder. Ama bazı ekler var ki bu kuralı bozar. Onlar da ken, ki, yor, leyin, ımtırak, gil. Yani biz bu ekleri arıyoruz. A. Televizyonda yayımlanan bazı belgeseller çok güzel. Arkadaşlar televizyonda kelimesi uymaz büyük ünlü uyumuna. Çünkü inceyle başlayıp kalınla devam etmiş. Bakın o kalın. Fakat bu ekten kaynaklanmıyor. Kelimenin kendi kökünde zaten büyük ünlü uyumuna aykırılık var. Bu gider. B. Okuduğum bir kitapta hayatım birdenbire değişti. Arkadaşlar kitapla kelimesi zaten kök olarak uymaz. Kitap bakın inceyle başlayıp kalınla devam ediyor. Ekle yani lela ile alakası yok. C. Soğuk havalarda sokak hayvanlarına da yardımcı olmalıyız. Burada aykırı bir kelime yok zaten. D. Zavallı çocuk karnını tutmuş ağrıdan kıvranıyor. Burada da aykırı bir kelime yok büyük ünlü uyumuna. E. Sabah sporu yaparken geldi işte. Normalde bakın yapar, uyuyor. Fakat ken gelince yani bu eklerimizden bir tanesi gelince büyük ünlü uyumuna aykırılık oldu. Cevap E. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Arkadaşlar ünlü daralması A ya da E ile biten bir kelimeden sonra yor ya da Y kaynaştırma harfinin gelmesinden dolayı bu A-E'nin I, I, U ya da Ü'ye dönüşmesi. Bakalım hangisinde yok? A. Çocukluğumun geçtiği her yeri hatırlıyor. Şimdi arkadaşlar bulurken yordan önceki kısma ya da Y'den önceki kısma bakacağız. Kelimemiz hatırlamak. Şöyle yazayım. Hatırlamak. Bakın. Sonra yor geldi. Bu A-E. Şurada söylemiştim. Yorun etkisiyle I'ya dönüştü. Burada daralma var. Takılıyor. Gene yordan önceki kısma bakacağım. Takılmak. Şu aradaki I. Şunu açıkça yazayım. Takılmak. Sonra yor geldi. Fakat iki ünsüz yan yana doğrudan gelemeyeceği için araya bir I türedi. Yani buna yardımcı ünlü, koruyucu ünlü değişik isimler veriliyor. Burada bir daralma yok. Burada sonradan türeyen bir ünlü var. Yani burada daralma yok. Cevabımız geldi. C. Gizliyor. Kelimemize gene yordan önceki kısma bakıyoruz. Gizlemektir. Bakın gizlemek. E ile bitmiş. İ'ye dönüşmüş. Başlamak. Gene yordan önceki kısma bakıyorum. Orada A vardı. Yorun etkisiyle I'ya dönüştü. Dişlemek. Gene yordan önceki kısma bakıyorum. Kelimemiz dişlemek. Bu E yorun etkisiyle İ'ye dönüşmüş. Cevap B. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Bu dizelerde ses olaylarından hangileri vardır? Arkadaşlar hükmüm kelimesinin kökü hükümdür. Ek gelince, bir ek alınca şu aradaki ü düşmüş. Yani burada bir ünlü düşmesi var. Bunu alacağız. Devamında da halden anlayan. Bakın ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Şu arada ulama olmuş. Ulamayı da alacağız. Yumuşama ve benzeşme yok. Cevap C. Yor eki kendinden önce gelen A-E ünlülerini daraltarak I, I, U, Ü'ye çevirir. Buna ünlü daralması denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek yoktur? A. Bu hafta başında ilk kitabımı yayımlıyorum. Arkadaşlar burada var, yayımlamaktır. Ünlü daralmasını bulmak için yoğurdan önceki kısma bakacaksınız. Şunu yazayım, ilkinde anlatayım. Yayımlamak. Sonra yoğur geliyor. Dediğim gibi yoğurdan önceki kısma bakacaksınız. Bakın bu aslında yayımlamaktır. A ile bitmiştir. Fakat yoğur gelince yayımlıyorum olmuş. Yani daralma olmuş. Burada var. B. Çok mutlu olduğu belli. Gözlerinin içi gülüyor. Burada yok arkadaşlar. Şimdi yazalım. Kelimemiz gülmek. Sonra yor eki gelmiş. Şimdiki zaman eki. Fakat iki ünsüz yan yana doğrudan gelemeyeceği için araya bir ü türemiş. Yani koruyucu ünlü, yardımcı ünlü diyoruz buna. Bu ü sonradan türemiş. Bu şurada olduğu gibi kelimede olan bir a, e sonra yor etkisiyle daralmış filan değil. Bakın kelimemiz gülmek. Burada herhangi bir daralma yok. O yüzden burada daralma yok. C'de kelimemiz açıklamaktır. A'da daralma olmuş. D'de kelimemiz gelememek, olumsuzluk eki mema'dır. Daralmış. E'de de kabul etmemek gene olumsuzluk eki mema'dır. Bu da daralmış. Yani cevabımız B. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ünsüz yumuşaması, ünlü daralması, ünlü düşmesi, kaynaştırma, ulama. Bir güvercin kanadında. Bu kelimemizin kökü kanattır. PÇTK ile biten kelimelerden sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bu PÇTK B, C, D ya da yumuşak G ve G'ye dönüşür. Şimdi bakalım kanat, bakın T ile bitiyor. PÇTK ile kanadı ünlü ile başlayan bir ek gelmiş ve gördüğümüz gibi bu T D'ye dönüşmüş. Yani burada yumuşama var. Ünsüz yumuşaması. A gitti. Okşuyorum. Kelimemiz okşamak arkadaşlar. Üzerine yor eki gelmiş. Yor ekinden önceki kısma bakıyorum. AE ile biten kelimelere yor eki geldiğinde o AE daralarak I, I, U, Ü'ye dönüşür. Burada da bakın U'ya dönüşmüş. Daralma da geldi. Ünlü daralması da gitti. Göklerin maviliğini, mavilik. Burada gene yumuşama var. Zaten bulmuştuk diye bunu atlıyorum. Serçelerin cıvıltısıyla. Arkadaşlar cıvıltısı. Buradaki S kaynaştırma. Bakın şöyle cıvıltı kelimesi ünlüyle bitiyor. Tamlanan ekimiz gelecek. Şu araya iki ünlü yan yana doğrudan gelemeyeceği için araya bir kaynaştırma almış. Kaynaştırma da gitti. Hatta buradaki y de kaynaştırma. Siniyor içime. Siniyor ünsüzle bitmiş. İçime ünlüyle başlamış. Ünsüzle bitip ünlüyle başlayınca arada ulama da olur. Ulama da gitti. Şurada yeşillik yine yumuşama var ama ünlü düşmesi yok dediğim gibi cevap C. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Böyle bir çelişkiyi açıklamak zor. Arkadaşlar çelişki aslında kelimemiz çelişmek, gelen ek, gı, gi yapım eki. Burada fıstıkçı şaapla bittiği için kuralımız der ki, kuralı da hatırlatayım. Fıstıkçı şaapla biterse bir kelime, sonra da cdg ile başlayan bir ek gelirse, bunlar yumuşak ünsüzler, bu cdg, ç ya da t ve K'den birine dönüşür. Bakın fıstıkçı şap yani şey ile bitti. Şununla bitti. Sonra G ile başlayan bir ek geldi. Ve benzeşerek K'ye dönüştü. İşte buna benzeşme deniyor. Cevap A. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Sıcacık bir yağmur siner kara gecenin içine. Toprak somun gibi kabarır. Tak tak vurulur kapıma. Kişner kapımda kıratım, dünyam gümüşler kuşanır. Arkadaşlar hemen ilk kelimede ses olayımız var. Kelimemiz sıcak. Sonra cık eki gelmiş. Bu ek geldiğinde şuradaki K'yi düşürmüş. K de ünsüz olduğu için ünsüz düşmesi var. Yani cevabımız B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi vardır? A. Kendi hakkını hemen geldi arkadaşlar. Kelimemiz hak aslında. Sonra kendi hakkı, onun hakkı anlamında iyelik eki geleceği zaman şurada bir K türüyor. İşte bu da ünsüz olduğu için ünsüz türemesi. Cevap bu. Diğerlerindeki ses olaylarına bakalım var mı? Daracık aslında burada da var fakat burada ünlü türemesi var. Dar kelimemizin kökü cık gelince arada bir A türüyor. Burada ünlü türemesi var. Güpegündüz burada pekiştirme yapılmış. Pekiştirme yapılırken şu arada bir E türemiş. Ünlü türemesi var B'deki gibi. D biricik gene ünlü türemesi var. Bir kelimesine cik eki gelirken arada bir i türemiş. Ünlü türemesi. Gencecik arkadaşlar burada iki ses olayı var. Kelime genç aslında. Sonra cik eki alırken araya bir e türemiş. Bir kere ünlü türemesi olmuş. Bu ünlü geldiğinde de şuradaki Ç de C'ye dönüşmüş, yani yumuşamış. Bakın PÇTK ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek gelince o PÇTK harfleri BCDG'den uygun olana dönüşür. Burada da C'ye dönüşmüş, yani burada da iki ses olayı var. Hem yumuşama hem de ünlü türemesi. Cevap A. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Arttı. Arkadaşlar hemen geldi. Ağarmak kelimesinin kökü aktır. Ağarmak beyaz olmak demek. Aktan gelir. Sonra ar er yapım eki var. Ağarmak. Sonra ağartmak var. Sonra da dil geçmiş zaman eki, yani görülen geçmiş zaman ekimiz gelir. Bakın PÇTK ile biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde PÇTK BCDG'den uygun olana dönüşür. Burada da yumuşak G'ye dönüştü. İlk ses olayımız yumuşama. Şöyle yazayım. Sonra bakın bu da fıstıkçı şaapla bitiyor. Ağartmak. Fıstıkçı şaapla, yani sert ünsüzlerle biten bir kelimeden sonra CDG ile başlayan herhangi bir ek geldiğinde o CDG ÇTK'den uygun olana dönüşür. Bakın burada da T'ye dönüşmüş. İşte buna da benzeşme deniyor. Yani şurada yumuşama, şurada da benzeşme var. İki ses olayı var burada. Cevabımız bu. Benzimizi kökü benizdir. Şurada bir i var, düşmüş. Ufka gene ufuktur, düşme olmuş. Gitgide, burada yumuşama var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gitgide, bu da T'dir aslında. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde PÇTK ile biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde o BCDG'den uyguna dönüşür. Burada da D'ye dönüşmüş. Yani burada yumuşama var. Tek ses olayı var. Derinleştiler. Ş ile T arasında benzeşme var. Cevabımız A. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırılığın sebebi farklıdır? Arkadaşlar büyük ünlü uyumu şuydu. Kalın ünlülerle başlayan bir kelime yine kalın ünlülerden biriyle devam eder. Kalın ünlüler bunlar. İnce ünlülerle başlarsa ince ünlülerle devam eder. Bakalım hangisinde aykırılığın sebebi farklı. Teknoloji kelimenin kendisi aykırı, yani kökünde aykırılık var. Yabancı kökenli bir sözcük bu, batı kökenli. Vedalaşmıştım. Gene kelimenin kendinde var veda, bu da Arapça kökenli. Yabancı kökenli kelimelerde genellikle aykırılık olur. Burada da var, bu da Arapça bir kelime. Kitabın, gene kitabın kökünün kendisinde var. Bakın ince kalın, burada da ince kalın, bakın ince kalın kalın ince. Bu da gene Arapça kökenli, yabancı kökenli sözcüklerde olur aykırılık. Haber gene aynı şekilde Arapça kökenli, bakın kalın ince. Bunların kendinde, kökünde var. Ama yoldaki kelimesine bakalım. Ki ekinden dolayı aykırılık olmuş. Yol kelimesi, de, da, bunlar ikisi de kalın. Fakat ki ekinden dolayı olmuş. Çünkü büyük ünlü uyumuna uymayan ki, yor, ken, leyin, gil, imtirak şeklinde eklerimiz var. Bu da o eklerden ki'yi aldığı için aykırılık olmuş. Cevap E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Arkadaşlar eğer bunu yanlış yaptıysanız muhtemelen türetilirkene dikkat etmemişsinizdir. Sadece ünlü kaybına, yani ünlü düşmesine bakmışsınızdır. Ünlü düşmeleri çeşitli sebeplerden olur. Mesela bazen çekim eki alırken olur, bazen birleşme sırasında olur, bazen de türetilirken, yani yapım eki alırken olur. Bize birleşirken değil, çekim eki alırken değil, türetilirken, yani yapım eki alırken olanı sormuş. Hemen bakıyorum. Bu çocuğun aklı fikri roman kahramanları gibi olmakta. Aklı fikri. Arkadaşlar ikisine de çekim eki gelmiş. Çekim eki gelirken ünlü düşmüş. Bunu sormuyor. Türetilirken, yani yapım eki alırken soruyor. B. Geçirdiği ateşli hastalıktan sonra ağzında uçuk çıkmış. Ağız ağzında, onun ağzı. D. Bulunma hali, yani çekim eki alırken, türetilirken değil. C. Her sabah kahvaltıda 2 yumurta yiyip süt içer. Kahve altı kelimemiz birleşik bir kelime. İki kelime birleşirken ünlü düşmesi olmuş. O yüzden bu da olmaz. Birleşirken sormuyor. D. Biraz sonra bahçeye çıkıp çocuklarla top oynayacağız geldi. İşte oynayacağız kelimenin kökü oyundur. Oyundan oynamak A yapım ekini alır. Bu yapım ekini alırken şuradaki U düşer, yani türetilirken düşme olmuş. Cevabımız bu. E. Minicik. Burada minikcik, şurada ünsüz düşmesi var ama sorumuz ünlü soruyordu. O yüzden buna bakmıyorum. Bana da ünlü değişimi var. Buna da bakmama gerek yok. Adımlar atmaktan gelir. Burada yumuşama var. Attı, burada benzeşme var. Bebeğim, burada yumuşama var. Burada da ünlü düşmesi yokmuş zaten. Cevap D.